pragmatik bir anlayışla baktığımızda, yani faydacı dediğimiz bir anlayışla baktığımızda, öğrenciye hangi bilgiler ve hangi uygulamalar gerekliyse bunları aktarmak durumundayız. Üçüncü alanımız ise aksiyoloji. Aksiyoloji de değerler sorunu olarak karşımıza çıkmakta. Etik ve estetik konuları içerir. İnsanın yapıp etmelerini inceler. Bu tür davranışların dayandığı ilkeleri ve değerleri araştırır. İşte değerler boyutuna baktığımızda toplumdan topluma farklılık gösterebilen bir takım alışkanlıklarımız, inanış biçimlerimiz söz konusu olmakta. Bu disiplin ahlaklı, ahlaksız, iyi, kötü, saygılı, saygısız, özgürlük, tutsaklık, erdem, erdemsizlik, mutsuzluk, mutluluk, güzellik, çirkinlik, vicdanlılık, vicdansızlık ve benzeri konuların ne olduğunu araştırır. Yani herkes için aynı mıdır yoksa göreceli bir tanımları mı var? Bunu araştırıyoruz aksiyoloji alanında. Bu kavramlar gerçekte var mıdır, yok mudur? Varsa neden varlar? Nasıl ortaya çıkarlar? Bunları değerlendirirken bir ölçüt kullanabiliyor muyuz? Bunların üzerinde durmakta. Aksiyoloji sanatsal boyutlarda da karşımıza çıkar. Çünkü estetik bir boyutu da var. Yani etik boyutta biz daha çok toplumsal değer yargılarıyla buluşurken estetik boyutta da sanatla buluşuyoruz aksiyoloji alanında. Bu sorulara verilen yanıtlar da eğitim sistemini etkiler ve değiştirir. Yani biz eğitim sistemini içinde yaşadığımız toplumdan tamamen bağımsız olarak değerlendiremeyiz. İçinde yaşadığımız toplumun sanat görüşü, sanata bakış açısı da bizim eğitim sistemimizi bugün etkilemektedir. Mantık ise dördüncü alanımız olarak karşımıza çıkmakta. Akıl nedir? Aklın kuralları var mıdır? Varsa nelerdir? Evrensel ve genel olarak geçerli midir? Akıl yürütme yolları var mıdır? Ve benzeri soruları inceleyen felsefenin disiplin alanlarından biridir mantık. Özellikle de mantığın sorguladığı noktalardan biri de akıl doğuştan mı gelir? Yoksa doğumdan sonraki çevre şartlarıyla mı ortaya çıkar? Bugün her iki görüşte yaygın olarak benimsenmekte. Çünkü doğumla birlikte genetik bir takım özellikleri bireyler olarak beraberimizde getiriyoruz zaten. Ama çevre faktörleri de bizim becerilerimizi, kişilik özelliklerimizi etkilemekte. Yani sadece genetik boyutla bırakmıyoruz. Dolayısıyla var olan bir aklımız var. Ancak bunun gelişimi tamamen bizim içinde yaşadığımız toplumla, çevre faktörleriyle, aile hayatımızla yakından ilgilidir. Birbirinden bağımsız olarak düşünmemiz mümkün değil. Ve belli başlı bilgi çeşitlerimiz var ki bugünkü dersimizin son konusu olarak anlatacağımız konumuz. Bilgi çeşitlerinde arkadaşlar, birçok bilgi çeşidinden söz ediyoruz. Aslında günlük hayatta birçoğuyla da karşılaşıyoruz. Ancak belki terim olarak, kavram olarak isimlerini bilmeden karşılaştığımız bilgi türleri bunlar. Günlük bilgi dediğimiz gündelik bilgi olarak da karşımıza çıkan, bir gün içinde olup biten gerçekle kurulan bağdır. Gerçeğin altını çiziyoruz burada. Çünkü bütün bilgiler aslında gerçekle bağ kurma çabasıdır. Az önce de söylediğimiz gibi özne ile nesne arasında bağ kurmaya çalışıyoruz ki bilimsel bir yanıt elde edebilelim. İşte bağları farklı bakış açılarıyla kurduğumuzda farklı bilgi türleri de karşımıza çıkmakta. Bir gün içinde olup biten gerçek dediğimiz zaman da örneğin Mustafa'nın bugün sınavı var. Öğretmen bugün derse gelmedi. Bunlar bir günlük doğruluğu olan o gün içerisinde yaşanmış gerçekleri ifade etmek durumundadır. Gelenek ve göreneklere bağlı bilgi ise gerçekle ataların deneyimlerine göre
bağ kurma sürecidir. Yani yaşanmışlıklar burada devreye giriyor. İşte geceleyin tırnak kesmek günahtır. Aslında mantık açısından baktığınızda bunun nedeni eskiden ışıkların erken bir vakitte sönmüş olması.